Efendim merhabalar, Sanat 2012 ile yepyeni bir haftaya hoş geldiniz. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Film Festivali sona erdi. Fakat İstanbulluları şimdi yepyeni bir festivalin heyecanı sardı. Mayıs ayının sonlarına doğru, Mayıs'ın 10'unda başlayacak olan tiyatro festivali. Bu sene 18.si düzenlenen tiyatro festivali 22 ayrı mekanda toplam 100 gösteriyle tiyatro severlerle birlikte olacak efendim. Biletler ise şimdiden satışa çıktı, hatta bitmek üzere diye uyarıyoruz ve Sanat 2012'ye bu haberimizin de dahil olduğu haber turuyla başlıyoruz efendim. Maçka Modern Art Galeri tıp öğrenimi için gittiği Paris'te yaşamını sürdüren Türk kardiyolog Dr. Demir Fıtrat Önger'in 1960'lı yıllardan bu yana topladığı Paris Ekolü Türk sanatçılarının resim koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Bir Doktor, Bir İnsan, Bir Koleksiyon başlıklı sergide aralarında Hakkı Anlı, Mübin Orhon, Fikret Mualla'nın bulunduğu sanatçıların toplam 80 adet eseri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Sergide ayrıca yapıtlarına yer verilen sanatçılarla onların Paris'teki yaşamlarıyla ilgili Fransızca ve Türkçe yayımlanmış bir de kitap yer alıyor. Bir Doktor, Bir İnsan, Bir Koleksiyon sergisi 14 Mayıs'a kadar Maçka Modern'de görülebilir. Oscar ödüllü besteci ve orkestra şefi James Horner'ın Titanic filmi için bestelediği müzikler devasa geminin denize açılışının 100. yılında yeniden kayda alındı. 2 CD'lik Titanic OST Anniversary Edition 2 CD ve 4 CD'den oluşan özel box set Titanic albümlerinde filmde yer alan müziklere ek olarak daha önce yayınlanmamış besteler, özel notlar ve fotoğraflar da yer alıyor. Albümün 4 CD'lik geniş versiyonunda Back to Titanic albümüyle Titanic döneminde popüler olan şarkıların derlemesi de bulunuyor. Dünyaca ünlü müzayede evi Christie's'ın Dubai merkezinde 17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği Çağdaş Sanat Müzayedesi'nde Türk Çağdaş Sanat seçkisine de yer veriyor. 25 Türk yapıtının satışa çıkacağı müzayedede Burhan Doğançay'ın 1977 tarihli isimsiz tablosunun yanı sıra Azade Köker, Murat Pulat ve Murat Germen'in eserleri de koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak. Türk Çağdaş Sanat seçkisinde yer alacak yapıtların yarısından fazlası Türkiye'den genç sanatçılara ait. Müzayedede çok sayıda fotoğraf çalışması da yer alıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 18.si düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin biletleri satışa çıktı. Festival bu yıl 10 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında yurt dışından 5, Türkiye'den 40'a yakın tiyatro ve dans topluluğunun yüzü aşkın gösterisini İstanbullu seyircilerle buluşturacak. Şehrin 22 farklı mekanına yayılacak gösterilerin yanı sıra uluslararası üne sahip tiyatro toplulukları ve dans gruplarının katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, konferanslar ve sergilere de yer verecek. Festivalin bu yılki onur ödüllerinin sahibi Başar Sabuncu ve Cüneyt Türel olacak. That's why they trained her. Negotiations broke down. Mallory Caine genç, güzel ve işinin uzmanı özel bir dedektiftir. Kenneth onu hükümetin onaylamadığı bir göreve yollar. Bu yeni görevde bir gariplik olduğunu sezen Mallory, oyuna getirildiğini anlar. Mallory'nin bundan sonraki amacı ise ülkesine dönüp bu ihanet komplosunu düzenleyenlerden intikam almaktır. Traffic'le 2000 yılında en iyi yönetmen Oscar'ını alan Steven Soderbergh imzalı Çapraz Ateş, dedektiflik maceraları üzerine heyecan dolu bir yapım. Filmin başrollerinde ise Michael Douglas ve Gina Carano yer alıyor. I'll let you know. What do you know about her? She was a Marine. She does something. There must be a reason for it. It will be her most dangerous mission. Sanat 2012 devam ediyor. Lütfen sizler de bize ulaşın. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Elektronik posta adresimiz sanat2011@trt.net.tr ve Facebook adresimiz trtokul sanat2011. Ve sırada bir sergi haberimiz var. 1950'den önceki Yeşilçam'ın Türk sinemasının filmlerini merak ediyorsanız afişlerine ve fotoğraflarına ulaşabileceğiniz çok güzel bir sergi haberimiz var şimdi. TÜRSAK Tiyatro ve Sinema Müzesi'nde hep beraber izliyoruz.
Türk sinema tarihinin kuşkusuz seyircisi en bol dönemidir Yeşilçam. En çok film çekilen ve yıldız oyuncu açısından en bereketli dönemi. Ancak sinemamızın bir de Yeşilçam öncesi var. Belki de olanakları en kısıtlı, üretimi az ve en sancılı dönemi 1950 öncesinin Türk sinemasıdır. TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi bugünlerde 1950 öncesinde çekilmiş filmlerinin dokümanlarından oluşan bir sergiyle o günlere götürüyor izleyiciyi. Bu serginin 1950 öncesini içermesi özellikle kamuoyu tarafından, sanatseverler tarafından çok bilinmeyen dönemlerde çekilmiş olan filmlerimizden ipuçları vermesinden kaynaklanıyor. Bunu Türk sinemasının başlangıç noktası olan 1914'teki Fuat Uskunay'ın çekmiş olduğu Ayastafonos'taki Rus abidesinin Yıkılışı adlı filmle başlattık. Ve elimizde bulunan arşivimizdeki belgeleri, fotoğrafları ve afişleri taradık. Onun dışında bazı sinema tarihçilerinin ve sinema yazarlarının da fikirlerine başvurduk. Onların da katkılarını aldık ve bu sergiyi bu şekilde oluşturduk. Sinemamızın ilk zamanlar insan kaynağını Darülbedai ve tiyatro kökenli sanatçılar oluşturuyor. Kadınların sahnede bile görünmesinin sakıncalı olduğunu hatırlarsak, ilk kadın oyuncularımızın neden hep Rum, Yahudi, Ermeni, İtalyan kökenli Levanten sanatçılar olduğunu anlamakta kolaylaşıyor. Sinemamızın geçmiş dönemlerdeki gerekse insan kaynağı açısından altyapısının çok yetersiz olduğu dönemlerde tiyatrocular dönemi diye adlandırdığımız bir geçmişi var. Bu önemli bir geçmiş ve sinemamıza atılan bir temel. Bu dönemin öne çıkan isimleri arasında Ahmet Fehim Efendi, Fuat Uskınay, Muhsin Ertuğrul, Behzat Butak, Hazım Körmükçü, Vasfi Rıza Zobu, Raşit Rıza ve Eliza Binemeciyan sayılabilir. Almanya'da oyuncu ve yönetmen olarak film çalışmaları yapan Muhsin Ertuğrul'un yurda dönüşü ve sinemada yönetmenliğe başlaması önemli. 1934'te Türk sinemasının uluslararası ilk ödülü Venedik Film Şenliği'nde onur diploması olarak Muhsin Ertuğrul'un Leblebici Hor Hor Ağa filmine veriliyor. 1950'lere kadar daha birçok yönetmen ve film sinemamızın başlangıç listesini oluşturmak için sıraya giriyor. Biz sesli sinemaya da geçtiğimiz 1931 yılına kadar olan ve 1931 ile 50 arasındaki de tabii siyah beyaz dönemimize ilişkin ipuçlarını burada sinema severlerle paylaşıyoruz. Bu döneme ait pek çok dokümanı görme imkanı sunan afiş, fotoğraf ve belgelerle 1950 öncesi Türk sineması sergisi 30 Haziran'a kadar TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi'nde ziyarete açık. Ve geldik bugünkü stüdyo konuğuma. Bugün stüdyomda yepyeni bir proje, aslında çok da yeni sayılmaz ama doğayla ilgili önemli bir proje. Doğa için Çal projesini konuşacağız ve projeyi temsilen Gökhan Başaran bizlerle birlikte. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Doğa için Çal projesi aslında çok uzun zamandır var. Yeni bir ayağı var, yeni bir klip var. 2009 yılında başladı. 2009'un yaz ayında başladı. Şu an işte dördüncüsü yayınlandı. Hı hı. 1 Nisan'da. 2 haftadır da yayında dördüncüsü. Enstrümantal bir parça. Projenin başlangıcından başlayalım. Çünkü amacı nedir? Niçin böyle bir şeye başlandı? Şöyle, aslında bir etkiydi. Etkilenmeyle başlandı. Fırat Cavaş işte önce kendi arkadaş arasında bu projeye başladı. Bu Playing for Change'den etkilenerek, sonra onlardan izin alarak başladı bu olaya. Sonra kendi arkadaş grubunda işte yakın çevresiyle böyle bir şeye kalkıştı. Sonra baktı çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Sanatçı arkadaşlarına falan ulaştı. Onlarla iletişime geçti. Onları dahil etti falan. Hı hı. Birincisi proje böyle başladı. Divane Aşık isimli türküyle başladı. Ve
bu şekilde de devam etti. Arkası da geldi. İlki yayınlandıktan sonra bayağı güzel tepkiler aldı. Hı hı. Asıl amaç şuydu. Hani oradaki olayla, Amerika'daki olayla bizim olayımızın farklılığı şurada başladı. Bu proje ağaçlar.net'in adı altında gerçekleşmeye başladı. Ve o yüzden ismini Doğa İçin Çal olarak aldı. Hı. Asıl amacı, İşte biliyorsunuz müzik sanat yönünden insanlara ulaşmak adına çok güzel bir iletişim aracı. İnsanlara çok güzel mesajlar verebiliyorsunuz müzik yaparak. Bizim de yaptığımız en iyi iş müzisyenlik. Bunu kullanarak bir noktaya işaret parmağımızla böyle gösterdik. Dedik ki bakın, doğanın sorunu var. Biz bunu yapıyoruz ama asıl amacımız doğa. Doğanın sorunları ve bununla ilgili işte örgütler, derneklere yönlendirmek asıl amacımız. Doğanın sorunlarıyla uğraşan derneklere yönlendirmek. Ne güzel, aslında bir duyarlılık kazandırmaya çalışıyorsunuz. Peki şöyle bir projeyi bir izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şalım yeşil şalım da dünyayı dolaşalım. Al şalım yeşil şalım da dağları dolaşalım. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçka'da buluşalım, Maçka'da bulut. Gisivara top gülüm var. Yalattan korkmaz. Sana bana ölüm var. Yalattan korkmaz. Sana bana mükemmel. Her yaştan katılımcı var. Aynen öyle. Çok güzel bir görüntüymüş aslında. Evet, mükemmel. Metin Türkan zaten burada inanılmaz bir şey yaptı. Hem kendi çocuğu adına hem de izlenim olarak. Evet, çok evet. Güzel kendi oğluyla çıkması falan. Acayip tepkiler. Çok iyi yani. Evet, projeye de büyük bir katkı aslında. Evet, projenin katkı. Olma sebeplerinden bir tanesi de geleceğe işte doğayla barışık aynen bir nesil işte. Bırakmak aslında çocuklara herhalde. Çocuklara daha güzel bir dünya bırakmak, yeni nesile. Asıl peki ama. Şöyle aslında çok büyük bir proje. Biz biraz önce bir kolajını izledik. Evet. 4 tane. Evet. Klip, her bir klip ne kadar sürüyor? Yapım aşaması şöyle tam 9, mesela bu 4. 9 ay sürdü tam başlaması, hı-hı, ve bitmesi. Diğerleri de aynen öyle 1 seneyi bulanlar oldu. Hı-hı. Toplamda 4 tane şu an. Bayağı sıkıntılı bir süreç. İşte müzisyenler önce stüdyoya giriyor. Hı-hı. Enstrümanlarıyla ya da sesleriyle eseri seslendiriyorlar, çalıyorlar. Daha sonra onun görüntüleri dışarıda, dış mekanda çekim oluyor ya da iç mekanda. Hı-hı. Bunların montajı falan filan derken bayağı bir sürüyor yani. 9 ayı falan buluyor. Müthiş. Peki şey, kliplerin süresi ne kadar? Biraz uzunca çünkü. Klipler evet 10 dakikaya yakın, 10 dakikaya işte yaklaşık. Ortalama çünkü 8 dakika, 7 dakika. Her bir klip içinde biraz önce aslında rakamları vermiştin. Evet, ben onu da söyleyeyim. Birinci klipte Divane Aşık'ta 45 müzisyen var.